138 no'lu hadisteyiz. Bâbu men iktutibe fî ceyşin. Bir orduya yazılmış bir kimse. Fekharacet imra'atuhu hacceten. Ama hanımı da hac yapmak üzere yola koyulmuş. Ve kâne lehu uzrun. Kendisi açısından böyle bir özrü var. Hel yu'zenu lehu, ona izin verilir mi? Ona müsaade edilir mi diye İmam Buhari bab başlığı koymuş. Yine soruyu yani oluşturup nötr bir şekilde cevabına bulaşmadan ortaya koyarak başlık attığını görüyoruz İmam Buhari'nin. Dolayısıyla cevabı öğrenmeniz için hadisi okumanız lazım. Ama İbn-i İbban'da cevap da oradadır, her şey oradadır. Hadisi okumasanız da neredeyse olur. Bu iki müellif arasındaki fark hep böyle dikkat çekicidir. Birisi fıkhını okuyucusuna saygıyla sunar hadis üzerinden, onun anlayışı üzere sunar. Diğeri ise fıkhını neredeyse baştan ortaya kor ve hatta bir miktarda onu okuyucusuna dayatır gibidir. 2844 no'lu hadisi okuyoruz. Haddesena Kuteybe bin Sa'id'in, bize Kuteybe bin Sa'id anlattı diyor İmam Buhari. Kuteybe de demiş ki haddesena Sufyanu, bize Süfyan anlattı. O da an Amr'in, Amr'dan. O da an Ebi Ma'bed'in, Ebu Ma'bed'den. O da an İbni Abbas'in, İbni Abbas'tan. Radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden razı olsun. Yani hem Abbas'tan hem de oğlu Abdullah'tan. Ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işitmiş. Diyormuş ki, la yehluvenne raculun bimratin. Yani Abdullah bu rivayeti bizatihi kendisi duymuş. Çünkü diğer pek çok rivayeti sahabelerden de duymuş olabilir. Gençten bir sahabi olduğu için Abdullah bin Abbas veya kısaca İbn Abbas diyebildiğimiz sahabi ravi, büyük alim, Resulullah'ın şöyle dediğini duymuş. La yahluvanna raculun bimra'atin. Hiçbir adam hiçbir kadınla halvete kalmasın. Yani baş başa, yalnız, sadece onların olduğu bir alan, ortam, oda, bugün için bunların sanal versiyonları da belki. لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمْرَأَةٍ. Bir adam herhangi bir kadınla, bimraatin dediğine göre nekre yani yabancı. Diğer türlü imraatihi olurdu, kadını olurdu ama burada bimraatin herhangi bir kadınla halvete kalmasın. Yani yalnız başına, tek başına. وَلَا تُسَافِرَنَّ مْرَأَةٌ. Ve ayrıca hiçbir kadın sefer eylemesin, yola çıkmasın, yolculuğa çıkmasın diyelim. İlla ve ma'aha mahramun. İlla ki yanında mahremi bulunsun. Mahremi bulunmaksızın hiçbir kadın yolculuğa çıkmasın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle demişken İbn Abbas diyor ki fekâme raculun, bir adam kalktı. Fekâle, demek ki ortam biraz kalabalık olunca kendisini gösterdi. Çünkü 3-5 kişi olsa kalkmazdı. Doğrudan oradan söyleyebilirdi. Yahut saygısından kalktı, ayakta konuştu. Fekâme raculun, bir adam kalktı. Fekâle, dedi ki ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü. İktutibet
اكتتبتو ben yazıldım fi gazvatin bir gazveye yazıldım demek ki orada da gazveye katılacaklar bir şekilde kendilerini kaydettiriyorlardı sefer öncesi buraya kimler katılacak ne kadar sayıda bir kişi hazırlıyoruz o bakımdan demek ki belli bir önden yazışçısı var bunun. Diyor ki اِكْتُتِبْتُ ف۪ي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ben falanca gazveye adımı yazdırmış bulunuyorum ama وَخَرَجَتِ اِمْرَأَتِي حَاجَّةً diğer taraftan hanımım hacca çıktı, hacca gidiyor. Anlaşılan ki kadın çıkmış yola zaten. وَخَرَجَتِ اِمْرَأَتِي حَاجَّةً şimdi ben ne yapayım? Sizin bu son uyarınıza göre hanımım mahremsiz yola çıkmamalı ama çıktı. Ben şimdi bunu öğrendim. Ben de bir yandan gazveye yazılmış durumdayım. Gazveye de gitmek önemli diye Resulullah'a sormuş. Kâle o da demiş ki İzheb git yani haydi sen de git. فَحُجَّ مَا اَمْرَأَتِكَ sen de hanımınla birlikte haccını yap demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece onun kazaya katılmasını iptal etmiş, hanımıyla birlikte hac etmesini daha önemli saymış. Hanımı mahremsiz kalmasın diye. İmam Buhari'nin başlığına geri dönersek, bir orduya yazılmış bir kimsenin hanımı hac etmek üzere çıkmışsa bu artık demek ki onun için bir özürdür, gazaya katılmasına dair özür Resulullah tarafından kabul edildi ve izin verilir mi? Hacca gitip geri kalmasına izin verildi, gazaya katılmasına müsaade edilmedi.